Gebelik takibi aslında bir çift çocuk yapmaya karar verdiği zaman başlar. Bu durumda gebe kalamadan önce mutlaka bir kadın doğum hekimine başvurmaları gerekmektedir. Gebe kalmadan önce kullanılması gereken folik asit tedavisi, annenin sağlık durumunun optimal hale getirilmesi, simir testi yapılması ve bazı enfeksiyon testlerinin yapılması ve aşılanma durumunun sorgulanması gerekmektedir. Gebelik haberini aldıktan sonra da adet gecikmesinden yaklaşık 10 gün sonra bebek kalp atışları duyulabilmektedir. Mevcut gebeliğin rahim içi bir gebelik olup olmadığı ve kalp atışı tek mi, çoğul gebelik mi bu gibi durumların tespiti gereklidir. Sonrasında da erken dönemden yapılması gereken kan, idrar testleri yapılır. Normalde bir gebeyi ayda bir muayene etmek bebek gelişimi değerlendirmek için yeterlidir. Ancak gebeliğin ilk 10 haftası içinde sessiz yani kanım olmadan da gebelik kayıpları olabileceğinden bu dönemde iki haftada bir ultrasonografi ile kontrol edip FETA canlılığının devamını görmek önemlidir. Sonrasında eğer tıbbi gereklilik varsa veya aile isteği varsa NIP testi dediğimiz non invazif prenatal test 10. haftadan sonra uygulanabilmektedir. 11 ile 14. haftalar arası ikili test, 16 ile 20. haftalar arası üçlü veya dörtlü test, 20. haftada ayrıntılı ultrason, 24. haftada şeker yükleme testi, 28. haftada bazı kan idrar testleri yapılması gerekmektedir. Tabii ki de her muayenede bebeğin sağlık durumu, büyümesi, aldığı kan akımı, am amniyon mayenin yeterli olup olmadığı, annenin servikal uzunluğu gibi parametreler değerlendirilmektedir. 28. haftadan sonra spesifik testler kalmamakta ve 36. haftaya kadar aylık kontroller devam etmektedir. 36. haftadan sonra haftalık kontroller, Olası bazı gebelik kazaların oluşmasını önlemede etkili olacaktır. Her şey yolunda giden bir gebenin sancıdanın gelmesi için 41. haftaya kadar beklemekteyiz. Daha önce sezeryan olmuş gebelerde 39. haftada sezeryan planlanmaktadır.